Mensupları, değerli beğendikler, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Beğendik'te Kurnaz Tilki iş başında yine. Sayın Nurhan Uslu, Beğendik'te yazılan usulsüz seçmenlerle ilgili. Bunlar yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar diye söylemde bulunmuş. Bu çok enteresan bir söylem. Bizler Beğendik'te amacımız suyu bulandırmak değil. Beğendik'te temiz su bulamıyoruz ki suyu bulandıralım. Beğendik'te balçık olmuş, çamur haline gelmiş suyu temizlemeye çalışıyoruz. Sayın Nurhan Uslu, Beğendik'te Beykent Toki Mahallesi'nde evi olan vatandaşlarımızı oy kullanmaları için buraya davet ettiğini söylemiş. Bizim buna hiç karşı bir tarafımız yok. Bizim karşı olduğumuz Beğendik'te olmayan, Beğendik'le alakası olmayan, Beğendik'in ismini hayatlarında ilk kez duyan insanlara karşıyız biz. Bunlar Beğendik'te Sayın Nurhan Uslu'nun Beğendik nerede olduğunu bilmeyen toplam Türkiye'nin değişik bölgelerinden toplam 150 civarında yaklaşık neredeyse bir köy sayılacak kişileri buraya kaydettirmiş bulunmakta. Bizim için de Sayın Nurhan Uslu Trabzon'dan seçmen getirttiğimizi söylemiş. Biz buraya hiç kimseye getirtmedik. Biz vatandaşlarımıza burada oy kullanması için davette bulunduk. Yaklaşık 2 günden beri Beğendik'te ben ve arkadaşlarım Trabzonlu tanıdığımız bir kişi var mı diye listeleri alt üst ettik. Fakat maalesef bir kişiye dahi rastlayamadık. Sayın Nurhan Uslu 73 kişiye usulsüz şekilde bizim kaydettirdiğimizi söylemiş. Bu 73 kişi kökeni Beğendik'te olan, işlerinden dolayı Keşan'da çalışan, Keşan'da iş yeri olan, Beğendik'in dışında çalışmak zorunda olan, gidip gelen öğretmen arkadaşlar, memur arkadaşlar, haftanın 3-4 gününü Beğendik'te geçiren insanlar bunlar. Bunlara şikayette bulunmuş. Annesi babası Beğendikli, birçoğunun tarlası, evi var. Bunlar belediyeye vergisini ödeyen, korumaya vergisini ödeyen, su parasını ödeyen, Beğendik'e ekonomik anlamda katkısı bulunan insanlar. Sayın Nurhan Uslu bunlara şikayette bulunmuş. Biz 12 Kasım'a kadar 64 kişiye şikayette bulunduk. Bu 64 kişinin içinde bir tane Beğendikli yok arkadaşlar. Bir tane Beğendikli yok. Bu 64 kişi Beğendik'in dışından gelen, Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen insanlar. Biz dün saat 16.30'a kadar bekledik. Sayın Nurhan Uslu vicdanı el vermez, Beğendik'te kökeni olan arkadaşlarımız şikayette bulunmaz diye. Fakat bunlarda ne vicdan kalmış, hiçbir şey kalmamış. Biz de saat 16.30'dan sonra Beğendik'te jandarmanın işlemleri başlatmasından sonra harekete geçerek vicdanımız sızlayarak büyük bir üzüntü içinde Beğendikli arkadaşlarımızı ilçe seçim kuruluna bildirmek zorunda kaldık. 10 Ocak'ta listeler askıya çıkmasıyla birlikte Beğendik'e ve Beykent Toki Mahallesi'ne yaklaşık 197 seçmen kaydedilmiş. 197. Neredeyse bir köy. Bu 197 kişinin 150 civarı Beğendik'le hiç alakası olmayan, Beğendik'in dışından gelenler. Beykent Mahallesi'nde tespit ettiğimiz kapısı kırık daire, içi boş daire, içinde vatandaşımızın oturduğu, ev sahibi olduğu dairelere insanları kaydettirmişler. Bu çok acı verici. Ev sahibinin bile haberi yok. Ev sahibi evde oturuyor arkadaşlar. Yine Sayın Nurhan Uslu yalan söylüyor diyecek bunlar. Bizim yalanla, dolanla hiç işimiz yok. Hiç. Gerçek belgeler burada. Ev sahibi de burada. Ev sahibinin şikayet dilekçesi de burada. Ev sahibinin kendisine ait olduğunu belli eden belgeler de burada. Bunlar o kadar küçülmüşler ki Kur'an kursuna dahi seçmen yazdıracak duruma gelmişler. Kur'an kursunu seçim malzemesi yapacak hale gelmişler.
Bunların hayrette yatacak yerleri yok. Allah'a nasıl hesap verecekler çok merak ediyorum. Kur'an kursunu seçim malzemesi yapacak duruma gelmişler. Dahası da var. Beğendiğim mahallelerinde ev sahiplerinin ağırlarına, samanlıklarına insanları yazdırdılar. Bunlar tespit edildi arkadaşlar. Sayın Nurhan Usta sürekli su aboneliği var deyip duruyor. Sayın Nurhan Usta'ya sormak isterim. Niye elektrik aboneliğinden bahsetmiyor? Niye kira kontratı vergi dairesine bildirilmiş kira kontratından bahsetmiyor? Sürekli su aboneliğinden bahsediyor. Acaba her işinde olduğu gibi su aboneliğinde de şaibe mi var Sayın Nurhan Usta'nın? Bizler beğendik halkına güvenmesek bu yola çıkmazdık arkadaşlar. Beğendiğin Trakya'nın incisi yapacağım diye yola çıkan Sayın Nurhan Uslu beğendiği karanlığa sürüklemektedir. Ben ve ekibim karanlıklar içinde sürüklenen beğendiği aydınlığa çıkarmak için çalışıyoruz. Beğendikte tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. 30 Mart günü beğendik halkı sandıkta tüyü bitmemiş yetimin hakkını hesabını Sayın Nurhan Uslu verecektir. Bizler beğendiğe rant için değil, her zaman hizmet için yola çıktık. Allah nasip eder 30 Mart'tan sonra da bu hizmetleri beğendik halkına sunmak istiyoruz. Başkanıma açıklamasından dolayı teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim de başkanımla aynı doğrultudadır. Ben buradan beğendikli vatandaşlarımıza, Beykent'te oturan mahalle sakinlerimize şunu demek istiyorum. Seçmen listelerinizi lütfen kontrol ediniz. Bulunduğunuz binalarda usulsüz tanımadığınız seçmenleri tespit edip Yüksek Seçim Kurulu'na veyahut da bizlere bilgi veriniz. Biz Türkiye'de olduğu gibi beğendikte de adil, şeffaf bir seçim istiyoruz. Bizim yalanla dolanla işimiz yok. İşte burada bizim vereceğimiz örnekler dahilinde başkanım da açıkladığı gibi burada usulsüz bir sürü seçmenler yazılmış. Bunları biz yazdırmadık. Bunları yazdıranların hangi kuruluş, hangi şeye dayanarak yazıldığını merak ediyorum. Bugün içinde oturulan bir binaya nasıl seçmen yazdırılıyor? Bununla ilgili şikayetimizi zaten yaptık. Burada Yalçın arkadaşım burada mı? Yalçın. İşte bakın. Burada canlı bir örneğimiz daha var. Evet. Arkadaşım dairesinde, binasında oturuyor. Tespit ettiğimiz şeye göre dairesinde usulsüz seçmen yazdırılmış. Bu arkadaşımız daire sahibi. Ve yıllardır dişinden tırnağından arttırarak bu dairenin parasını ödemeye çalışıyor. Burada biz bunu seçim malzemesi yapmak bu kadar gerek yok böyle şeylere. Biz beğendik de gücümüzü bulunduğumuz mevkiden, makamdan, koltuktan değil. Biz gücümüzü ilk önce halktan alacağız. Bunun için bu vesileyle bizlere zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu bir nebze de olsa yetkili mercilere suç duyurusudur. Bunu da buradan ilan etmek isterim. Biz de... Söylediniz mi? Yalçın Kasap. Yalçın Bey. Evet, benim kendi dairemde iki kişi kayıtlı çıktı. Zonguldak Devlet Kütüğü'ne kayıtlı. Burhan ve Gökhan Kaya isimleri. Peki bir şikayette bulunuyor musun? İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne dilekçemi verdim. Bu kişiler hakkında hiçbir bilgim olmadığına dair. Bir isim soyisim. Emine Gümüş, B12 blokta oturuyorum. 9 kişi tespit ettik. Karşıki dairemde Değirmen Tepe'yi işleten şahıslar oturuyorlar. Fakat onların ne ismine soy ismi tutuyor biz baktığımızda. Onlarla iletişime geçtik. Böyle birilerini tanımadıklarını, 3 kişinin olduğunu. Sonra ben bir şekilde ev sahibinin kendi telefonuna ulaştım. Görüşmeye geçtim. Gülüzar Basatlı, Emrah Basatlı, Hasan Basatlı kişilerle bir ilişkisi olup olmadığını sordum. Bunları tanımadıklarını... Ben dedim ama evinizde kiracı var, bunların isimleri de tutmuyor. Hiçbir şekilde haberi olmadıklarını söyledi. Kendileri Silivri'de oturuyorlar. Dün itibariyle ev sahibi kendisi gelip savcılığa şikayet dilekçesinde bulunacaktı. Kur'an kursunda 2 kişi tespit edildi. Bunlarla da görüştük. Yani hepsiyle bir şekilde irtibata geçtik.
Yani ben size ne söyleyeyim, biz adil bir seçim istiyoruz. Yani böyle üçkağıtçılıkla, yalanla, dolanla olacak işler değil bunlar. Bu kadar benim söyleyeyim.